Herkese selam sevgili dostlar. Ben Pelide Demir Kırcan. Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım. Evet. Gördüğünüz üzere güneyde neredeyse ilerlemeyi istediğimiz hemen hemen en son noktaya kadar ilerledik. Şimdi buradaki askerimi biraz iyileşmesini bekleyeceğim. Oradan şu tarafa doğru kayacağım. Çünkü bu taraftaki askerlerim zaten beylerim, krallarım diğerlerini halledebilecek durumda. Bu bitmiş, tamam. Şimdi şu binayı şehri geliştirelim. 5-6'ya çıkacak. Güzel. Bunu da misafirhane haline getirelim. Şimdi bu misafirhane var ve büyük misafirhane var. Buradan 200 gelir geliyor her bir binadan. Oldukça güzel bir gelir. Şu an gelirimiz, fark ettiyseniz, ciddi anlamda şey yaptık. Köylerinden bir kimsenin idam edilmesi, kanı yavaş akıyor falan diyor. Haksın. Ben onlardan kimseyi kendi ekibime katmadım. Onun için çok önemli değil. Ekibimize gelecek olursak şöyle bakalım. Oldukça aile generallerim var, adaylar var. Bu adayların şu an hiçbirini alamıyorum çünkü param yok. Bunların hemen hemen hepsi evli. Bu evli, şu evli, şu evli, 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 evli. Bu evli değil. Bu niye evli değil? Ha, bu zaten bizim şey değil. Bizim aileden değil. Bizim köyden hiç değil. Evet. Bu ne gibi? He, tamam. Bizim toprağa girdi birisi daha. Girsin, sorun değil. Çok büyük bir problem teşkil etmiyor. Ben şu şeyi hallettikten sonra, Güney Krallığını hallettikten sonra ordumu da biraz yukarı çekeceğim. Hani biraz daha ana hatlara, kuzeye doğru çekeceğim. Ve diyeceğim ki, ben krallığımı ilan ediyorum. Benim yanımda mısınız, değil misiniz ulan diyeceğim. Bu ara herkese de saldırmazlık paktım var. Tabii ben onu ilan ettiğim anda bütün strateji baştan kurulacak. Bu oyun iki parçadan oluşuyor. Krallığını ilan ettikten öncesi ve sonrası. Öncesinde ne kadar sağlam olursan sonrası daha rahat ediyorsun. Ben şu an krallığımı ilan etmedim. Başka krallığını ilan eden var mı acaba? Şu an yok. Kimse o cesareti gösterememiş gözüküyor. Şöyle bir Konfüçyüs tapınağı atalım. Bakın bunları daha yapamıyoruz şu an için. Güzel, onu hallettik. Şimdi sevgili dostum, sen iyileşmene bak. Askerlerin yaralı. Şuraya doğru ilerle. Şuraya. Şoraya. Aynen. Yavaş yavaş ilerle. Sayın Bezmenler, sen de şuraya ilerle. Nereye ilerle biliyor musun? Şöyle bakalım. Şuraya ilerle. Aynen öyle. Sen de şuraya ilerlesen bile yeter bize. Şimdi buraya gelelim. Bu abimiz burada şehri tutuyor. Diyelim ki bununla aç bırak. Şimdi tek başına birebir de alamaz. Ama yanına bir tane daha ordu koyarsak alır. Oha, yine alamıyoruz. Aç bırakalım. Onlar bize saldırsın. Ulan yine mi alamıyoruz? İkiye bir orduda bile alamıyoruz. Ne kadar güçlü abi bunlar. Hayvani bir güçleri var. Bu nedir ya? Şuraya git al abi sen de. Sen burada bir tur daha iyileş. Şimdi 3 ordumuzu yönlendirdik. Şu ordumuz da hızlı hızlı oraya doğru gitsin. Şimdilik tabii iyileşme süreci var. İyileşsinler. Ondan sonra giderler. Şunu tapınaktan bir tane basalım. Tapınak diyorum, şeyden, depodan. Tarım arazisi basalım. Güzel. Falan filan. Paramız bitti. Tur atlayabiliriz. Şimdi imparator şey krallığımızı ilan edince imparator adayı oluyoruz ya. Vey Krallığı bir kere bize düşman olacak ve onun çok fazla müttefiki var. Hepsi birden bize düşman olacak gibi gözüküyor. Vey Krallığı İmparatorluğa ulaşırsa büyük ihtimal o da bizim için büyük bir problem olabilir. Bakalım ilerleyiş olaylar nasıl gelişecek? Bizim Zong Dukalı, bize müttefik olan arkadaş bayağı bildiğin savaşın göbeğinde. Bu adamlar bizi dövüyor lan her şekilde. Geri çekilelim. Neymiş bunlar ya? Kardeş, alamıyoruz herifleri, inanılmaz. İki ordum var, full ordum alamıyor. Vay be. Vay be pasama. Pasama bak sen. Bizi temizliyorlar. Yapacak bir şey yok. Demek ki çok güçlüler. Geri çekilmek zorunda kaldık. Cesur yenilgi diyor lan. Adamları birebir de alamıyoruz, değil mi? Şöyle yapalım. Sen şöyle bir... Delegeyi yetkilendir.
Ne oldu? Ha bunlar şey yapıldı ya. Şimdi bu aradaki fark ne? Kral Meng'miş. Yani kralın ordusuymuş bu. Bunu serbest bırakalım mı? Bırakalım. Bırakalım. İşgal et. Güzel. Burayı da aldık. Şimdi şunları bir değiştirelim. Şunu bir yık kardeş. Bu ne? Ham. Bunu yap. Bu ne? Tarla mı ne bu? Yok. Yık. Bu ne? Bunu da yık. Bir dakika bunu yıkma. Şuna çevir şu binayı. Sulh binasına. Çünkü o binaya ihtiyacımız var. Şey için. Teknoloji gelişimi için. Bu adam 9 level oldu. Oha. Sevgili kızım. Sen hafiften şöyle şuraya doğru yanaş. Aynen sen orada bir iyileş. Sevgili dostum. Senin durumun iyi gibi. Sen de şuraya git. Ele geçir. Aynen sen orayı bir ele geçir. Orayı ele geçirdiğimizde sanırım şeydeki son sınır hattını kesmiş oluyoruz rakipleriyle. Böylece bizden önce oraları ele geçirip kendi saflarına katamazlar. Güzel yeni bir kitap gelmiş. O da iyidir. Şimdi sevgili dostum senin aslında gelmene gerek yok ama yine de gel. Kardeş sen de şuraya gitmeni istiyorum bak şuraya. Aynen öyle sen oraya git. No, no olmaz. Bir şey olsa ilk müdahaleyi en azından yapabil. Hani krallığımızı ilan edeceğiz ya. Bir sorun teşkil edebilirler. Şimdi bu binada Konfüçyüs Tapınağı var. Burada bina şey geliştirme var ama ben onu geliştirmeden önce burada bir tane Konfüçyüs Tapınağı olacak illaki. Onu yapalım. Sen şehri bir adam daha geliştirebilirsin. Ya da şey yapabilirsin. Bunlar hep gelir getirir şey yapacağım. Şey yapalım ya. Ticaret tersane var. Ticari yer kuralım. Bir de şunu geliştirelim. Buna yapmayalım. Bunu da yap. Burası neresi ya? Tamam. Tamam. Şu tapınağı geliştirelim. Burada ticaret yerini geliştirelim. Çay salonu biraz daha kazandırıyormuş. Buradan çay salonu. Okey güzel oldu. Tamamdır. Paramızı güzel şeylere harcadık. Şimdi şu kral abimiz şuraya alsın. Bu kızımız da şu aşağıdaki yeri alsın. İki yeri birden yayılıp alalım. Diğeri de geliyor. Üçü birden geldi mi son savaşı da yaparız. Burayı bitiririz. Bunları özerk yapmadım. Arkamı sağlam almak için arkadaşlar. Baksana özerk yapmamama rağmen benden özerk isteyenler var. O riske hiç girmem. Askeri geçiş yapayım mı? 4200 veriyorum dedi. Geç kardeş canımsın. Ops keşke demeseydim lan. Adam toprak almaya geliyor. Bu hiç iyi olmadı. Vallahi arkamda toprak vermem. Direkt savaşırım. Öyle bir şey olursa. Askeri geçiş sağladık diye bizim arkamızdaki toprakları alma hakkını vermedik sana. Sevgili dostum sen şuraya saldır. Evet. Diğer canım ciğerim sen de şuraya saldır. Kardeş sen de alabilir misin o köyü? Alırsın. Git köyü al. Unleash fury! Let fury explode and lay them low. Harika. Heaven rewarded our passion. A fine settlement. We'll take it. Tamam. Aha burada bir yer daha var onların. Onu da alalım. Ya da onu almadan önce şu iyice şurayı kestirsek mi şuraları? Dur bakalım. Şu abimiz hızlı şekilde şuraya gitmesini istiyorum ben. Buraya gidebiliyor değil mi? Güzel. Bu şehri bir tur şey bir puan geliştiririz. Tamam paramız bitti galiba. Burada yapılacak bir şey var mı? Yok. Okey. Şurada durum nedir? Sevgili dostum. Yang dukalığını düşürelim. Niye yaptık bunu bilmiyorum ama yaptık. Evet. O da gitsin yerinde dursun. Şimdi orada bir tane daha şey var ya orayı da alsak mı acaba ya? İleride ticaret ya da bir şeyde o köyü onlara satabiliriz. Öyle bir şey yapabiliriz. Kardeş buna izin vermeseydik keşke la. 4000 alacağız diye herife resmen arazi vereceğiz, verecek hale geldik. Bak o da yukarı gidiyor. Tabii ben bunları savaşırım ama. Ben bunları ezerim. Hiç seninle barış marış yapamam. Çok fazla şey istiyorsun diyor. Hayır. Sadece seni yok etmek istiyorum. Çok fazla bir şey değil. Şu şehri alalım. Şey köyü. Şu köyü de alalım. Sonra bunlar eğer kuzeye girerse bunlara çökerim abi ben. Hiç acımam.
Ne gelmiş? Karakteri %200 ekstra bir şeyler katma var. Sarayına karakter ekle var. Ticaretten gelir elde et var. Rolü değiştir, kişinin özelliği. Kızımızı geliştirelim. Hem ucuz hem işe yarar. Şimdi şöyle bir bakalım yukarıdan. Şunu geliştiremiyoruz. Büyükçe evi yapamıyoruz. Neden? Çünkü şu teknolojiyi geliştirmemişiz. Neymiş o? Şu. Bunu yapmak için ne gerekiyor? Şu. Yapalım abi. Başka ne var? Tapınak mapınak var. Şunları geliştirebiliriz. Başka ne var? Para bitti. Tamam, para bittiyse devam. Sevgili dostum, sen hızlı şekilde gel buraya. Burada büyük savaş çıkacak gibi. Kardeş, sen de gemiye bin, gemiye. Bin gemiye. Hızlandır gemini. Ha, buraya gel. Tamam. Belli ki bizim savaş batıya kayacak gibi. Kardeş, sen buraya al. Çin için al tabii ki. Hay hay. China is closer to reunification. İşgal et. This shows much potential. Harika oldu. Burada bir şey yapamıyoruz şu an için. Bu abimiz de yardıra yardıra geliyor mu? Aha, yine alamıyoruz. Oha. Burayı alamadık. Bu gelip burayı alırsa sinir olurum şimdi ben. Alırım onun eline orayı. Anahtarını alırım Mike. Ha, bu da burayı alacak şimdi. Burayı alırsa yukarı doğru gideriz. Yanlış yaptık. Keşke yukarı gitseydik. Neyse, sorun değil. İlla ki biz bu heriflerle kapışacağız. Öyle gözüküyor. Şimdi adam bizim önümüze geçip orayı alırsa çok gıcık olurum ha. Ben adamla yan yanaydım. Önde geçtim. Lan yürü git. It is up to you. Tırto. Tırto. Canımı sıkma benim. Saçma sapan tekliflerde bulunma. Ben de kral olacağım biraz sonra. Ha, orayı aldı. Tüh be, alamadık. Kaçırdık. Kardeş, arkamdaki yeri size vermem. Bak, açık baştan konuşayım. Savaş çıkar. Tamam, o köşeyi kaldınız. Orası zaten sizin topraklarınızdı da. Ben bu sınırdaki hattınızı komple patates ederim şimdi. Şu an tadım kaçtı, açık söyleyeyim. Çin için diyoruz. Şuraya doğru koşalım. Sevgili dostum, sen anlamadın galiba. Ulan keşke bunlara izin vermeseydim ya. Yani benim toprağımın içinde olacak bir yeri sana verir miyim ben? We must show how to rule justly. Sevgili kızım, sen onu alamazsın. Buraya nasıl gideceğiz? Oradan gidebiliyor. Şuraya bir gel kardeş sen bir önce. Acele etme, rahat rahat. İyileşe iyileşe gel. Bu level atlamış. Hepsini almışız bunların. Bu biraz iyileşsin. Çok güzel, burayı da aldık. Şöyle bakıyorum, 3 tane şehir kalmış. Bu adam burayı alacak. Kardeş, elleşmeyeyim. Bunlar bir kapışsın, sonra ben bunlara mı gireyim? Ne yapayım? Bilemedim ki. Barış yapıp parasını da alırım hem. İyi olurdu. Şu an çok haince planlar içerisindeyim kafamda. Kafamda deli sorular. Şunu yaparız. Bu neymiş? Şöyle bir Confucius tapınağı yapalım da önce bir. Tamam mı? Bunu geliştirebiliyormuşuz. Şu güzel. Buraya da hiçbir şey yapamıyoruz. Yine para bitti. Para çok çabuk bitiyor ya. Para çok çabuk bitiyor abi. Bu kadar hızlı bitmemesi lazım paranın. Kardeş bak, ben sana askeri geçiş falan dedim ama bu iş hiç iyi değil. Ben senin askeri geçişini iptal ediyorum. Dostluğumu da iptal ediyorum seninle. Dur bir senin strateji durumuna bir bakayım da. Bizim dukalık gitmiş. Bizim dukalığı patates etmişler matmazel. Bunların bir askeri geçişini iptal edelim kardeş biz. Dostluğunu. Aha, geldi vallahi. Kızımı da alacak lan. Vallahi da aldı. Hemen hemen ordular da eşit gibi ama.
Aa, çok da şey bir yerdeyiz. Çok sıkıntılı da bir yerdeyiz. Tek kat var. İki at olmasını tercih ederdim. Filleri var mı filleri? Oh iyi, filleri yok. Sevindim fillerin olmamasına. Şimdi sevgili dostlar, bu savaşı bir sonraki videoda yapacağım. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.